Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle liselerde nakil işlemleri nasıl yapıldığı ile ilgili videomuzla yine birlikteyiz. Lise nakil geçiş başvurusu dönem bitiminin öncesinden 3 hafta ile e-okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından Ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Yani arkadaşlar Eylül ve Ekim aylarında haftalık nakil, diğer zamanlarda ise ayda bir nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Dönemin bitimine 3 hafta kala ve... Sınıf atlatmalarda, dönem atlatmalarda ise nakil başvurusunda bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Yani hangi döneme denk geliyor? Mesela Ocak ayında başvuru yapamıyorsunuz. Son üç hafta kaldığı için bir de arkadaşlar Temmuz ayında başvuru yapamıyorsunuz çünkü dönem atlatma olduğu için. Eylül ve Ekim aylarında arkadaşlar haftalık diğer aylarda ise aylık yapılabiliyor arkadaşlar. Peki kim yapıyor? Son iş gününe kadar yani haftalık yapıldığında pazartesi salı çarşamba perşembe cuma 5'ten önce. Aylık yapıldığı ise ayın son iş günü mesela 20, bu ay Ağustos ayında 29'una denk geliyor gibi veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe veya a devlet üzerinden yapılabiliyor onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-okul sistemi üzerinden başvurun bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştiriliyor. Biraz sonra örneğini vereceğim. Arkadaşlar öncelikle e-okul ana sayfasına giriyorsunuz. Sayfayı aşağıya indirdiğinizde boş kontenjan taban puan bilgileri diyor. Burada sınavlı öğrenci alan öğretim kurumlarında nakil işlemleri için Boş kontenjan ve sınavlı okul taban puanları için tıklayınız diyor. Sınavsız öğrenci alan orta öğretim kurumları işlemleri için boş kontenjan için tıklayınız diyor. Buradan boş kontenjanlara bakıyorsunuz. İstediğiniz okulda boş kontenjan var ise hemen okulunuzun müdürlüğüne, okuduğunuz okulun müdürlüğüne dilek çeviriyorsunuz. Veya e-devlet üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Arkadaşlar okuduğunuz okulda nakil olup olmayacağınız şu şekilde belli oluyor. Mesela 10. sınıf bir örneğini vermişiz. Kaç kontenjan varmış? 34 tane kontenjan varmış. Bakın başvuru tarihi 7'sinde yapılmış, 20'sinde, 7'sinde, 4'ünde, 2 Ağustos'ta, 5 Ağustos'ta, 20 Ağustos'ta yapılmış. Dikkat ettiyseniz OEP puanına göre, orta öğretim başarı puanı ne göre veya yıl sonu başarı puanına göre sıralanmış arkadaşlar. Bu şekilde müdahale edilmek sizin okulunuz müdahale edemiyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Bu beyaz bölümde 34 kişi kadar kontenjan 34 olduğu için kontenjan 34 olduğu için beyaz bölümdekilere onay veriliyor. Kırmızı bölümdekine ise zaten burası aktif olmuyor onay vermek için. Onay verilemiyor. Yani idarenin veya herhangi bir sisteme müdahalesi söz konusu olmuyor. Bakın en son alınacak öğrenci 75 960 75 500 alınamamış. Buraya onay verilemiyor. Buraya onay verilebiliyor arkadaşlar. Peki Başvuru nasıl yapılır? ekosistem sistem üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları arkadaşlar haftalık yapıldığında her haftanın aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününe kadar ilgili okul müdürlüğünde değerlendirilir. Hazırlık sınıfında hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9. sınıfına veya hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9. sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9. sınıflarında hazırlık sınıfı bulunan okulların 9. sınıfına yeterlilik sınavına bağlı olarak yeterlilik sınavına bağlı olarak öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir. Mesela arkadaşlar Sosyal Bilimler Lisesi, Spor lise, Liselerinde boş kontenjan var ise veya Sosyal Bilimler Lisesi hazırlıklı olan bir sınıf hazırlıklı olduğu için oradan ayrılmak istiyorsa Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapma yapabilir arkadaşlar. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz arkadaşlar. Mesela siz sosyal bilimler lisesine Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapabilirsiniz veya sosyal bilimlerde hazırlıkta okuyan bir öğrenci normal liseye 9. sınıfına, Anadolu lisesinin 9. sınıfına Kasım ayının sonuna kadar ne yapabilir? başvuru yapabilir. Ancak hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlere göre hazırlık sınıfı, sosyal bilimler sosyal bilimle veya spor lisesinden spor lisesine bunlar değil istediğin e, her zaman yapılabiliyor fakat oradan Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapabiliyorsunuz. Nakillerde hangi kriterlere bakılır? Arkadaşlar merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yaşı küçük olanına yani neye bakılıyor? Merkezi sınav puanına göre. Diğer okullarda ise 8. sınıfta OBP'ye, 10, 11, 12. sınıflarda ise arkadaşlar yıl sonu başarı puanı yüksek olan eşitlik halinde bozulma ise yaşı küçük olana göre öncelik verilir. Biraz önce görmüştük arkadaşlar 10. sınıftı sınavsız alandı neye bakılmıştı yıl sonu başarı puanına göre bakılmıştı. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. 10. 11. 12. sınıflarda bir önceki sınıfın yıl sonu başarı puanı yüksek olana göre aldığına göre 9. sınıfta eğer nakil yapmak istiyorsanız yıl sonu başarı puanınızı yüksek tutmanız gerekiyor. 10. sınıfa geçerken diğer bir okula geçecekseniz arkadaşlar. Okul türleri arası geçiş nasıl yapılır? Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, projeye uygulayan eğitim kurumlarıyla Anadolu Teknik Programı'nda nakil geçişler arkadaşlar. Yani sınavlanan okullarda okul türlerinin her birinin kendi aralarında her sınıf seviyesinde yapılıyor arkadaşlar. Yani siz her sınıf seviyesinde bu kendi okul türleriniz arasında nakil geçişleri yapabiliyorsunuz. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje uygulayan eğitim kurumu Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde yani fen lisesinden Anadolu lisesine her sınıf seviyesinde geçebiliyor. Proje uygulayan eğitim kurumu olan inovatif liseleri ve Anadolu teknik programlarında aynı türden okullara her sınıf seviyesinde boş okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10. sınıf 10. sınıftan 11. sınıfa geçiş olan öğrenciler Ağustos ayı sonuna kadar arkadaşlar okul türleri arasında yani fen lisesinden An Anadolu lisesinden fen lisesine veya diğer Sını, e, türlerden diğer türlere geçerken 10. sınıftan 11. sınıfa geçiş olan öğrencilerin Ağustos ayı sonuna kadar yapabiliyor. Sınavsız alan okullarda bu okullara kontenjanlar merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9. sınıf sonuna kadar yapılabiliyor arkadaşlar. Anadolu Teknik Programları'nda alan dal bulunmak kaydıyla kendi aralarında her sınıf seviyelerinde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu Teknik Programları'nın 10. sınıfın 1. dönem sonuna kadar arkadaşlar mesela siz İmvatibe veya e, farklı bir okulun, teknik okulun 10. sınıfın 1. dönemine kadar geçiş yapabiliyorsunuz. Daha sonra geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. 11. sınıfın 1. dönemi sonuna kadar da değiştirile biliyor. Anadolu Teknik Programda aynı dal olmak kaydıyla 11. sınıfın 1. dönem sonuna kadar değiştirilebiliyor. Merkezi puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu Teknik Programı'nın 10. sınıfın sonuna kadar nakil ve geçişler öğrenciler alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimi alınarak yapılabiliyor. Arkadaşlar telafi eğitimi biraz zor olduğu için sizler 10. sınıfın 1. döneminin sonuna kadar arkadaşlar orta kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler okulların açık kontenjanına göre e okuldan baktıktan sonra kontenjanlarına göre e okul türlerinin her biri kendi aralarında her sınıf seviyesinde yani Anadolu Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne her sınıf seviyesinde Fen Lisesi'nden Fen Lisesi'ne her sınıf seviyesinde okul türleri arasında ise 10. sınıfta yapıldıktan sonra 10. sınıftan 11. sınıfa geçmiş alan öğrenciler Ağustos ayı sonuna kadar yapabiliyor arkadaşlar. Mesleki ve teknik örtü programlarında ise alan dal seviyesine bak e bulmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli alan dal tutmuyorsa arkadaşlar 10. sınıfın birinci dönemine kadar nakil geçiş yapılabiliyor arkadaşlar. Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde mesleki ve teknik Anadolu Liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu Liselerinin 9. sınıfta sürekli, 10. sınıfta ise 1. dönem sonuna kadar arkadaşlar nakil geçiş yapılabiliyor. Mesleki ve teknik Anadolu Liselerinde mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu Liselerinin bünyesinde alan dallarda geçiş ve iş işlemleri bu fıkra kısımda yapılıyor arkadaşlar. Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9. sınıfın sonuna kadar, 1. döneminin sonuna kadar geçebiliyorsunuz. Özel öğretim kurumlarında ise resmi orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişler programları uyumuna göre, okulların nakil şartlarına göre yapılabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de açık, açık mesleki ve imam hatip lisesinde öğrenim görmekteyken kredi itibariyle örgün eğitim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibariyle kayış şartlarını taşıyan, disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkma cezası almayan öğrenciler ders kesiminden yeni eğitim öğretim yılın başlangıcına kadar geçen süre içerisinde orta öğretim kayıt alanı içerisinde tercihe bağlı olarak öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonunun kararıyla nakil geçişi yapılabiliyorlar. Arkadaşlar bu e, ilçelerde nakil komisyonu oluyor. Sizler o e, bulunduğunuz yere göre nakil geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki burada hangi kriterler oluyor? Açık öğretim liselerinde kredi aldıkları dersler ile örgün eğitim kurumlarından haftalık ders tizelgesinde yer alan dersler sınıflar bazında karşılaştırılıyor, eşleştiriliyor ve bu değerlendirmeden sonra arkadaşlar sizi uygun sınıfa komisyon yerleştiriliyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Mistik Fendi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayınız.